Evet, kaşlarımı aldırdım. Gerçekten güzel oldu. Bir rahatladım. Yani size böyle kaşlarınızı aldırdığınızda böyle pırıl pırıl olmuş, temizlenmiş gibi hissediyor musunuz bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum. Şu an çok ferahladım. Eşim zaten götürmüştü beni. Beni eve bıraktı. İşe gitti. Ben de şimdi Meta'nı uyuttum. Yaklaşık bir saat falan uğraşmışımdır. Şimdi elime kağıdı kalemi alacağım. Valize neler koyulmalı, neler koyacağım. Her defasında bunu mutlaka yapıyorum. Çünkü ben aşırı unutkan bir insanım. Hepsini tek tek yazar. Öyle telefona yazmayla da çok hoşuma gitmiyor. Böyle kağıt kalem olması lazım elimde. Şimdi onları yazacağım. Makineye çamaşır attım, siyahları. Sonra beyazları atacağım. Sonra renklileri atacağım. Yani evde hiç çamaşır falan kalsın istemiyorum kesinlikle. Onları yıkayacağım. Kurusunu hemen ütüleyeceğim sonrasında. Siz de böyle bir yere giderken evi toplu mu bırakıyorsunuz, dağınık mı bırakıyorsunuz? Ben önceden dağınık bırakıyordum ve eve geldiğimde özellikle çocuk olduktan sonra çok fazla böyle ruh sağlığımı etkilediğini fark ettim. Çünkü yorgun argın yoldan geliyorsunuz ve eve geldiğinizde yani bir kaos var. Yani evden çıkarken böyle illaki dağılıyor ev ama yani o kadardan bir şey olmaz ama ben inanılmaz dağınık bırakıyordum. Böyle evi olduğu gibi bırakıp çıkıyordum. Sonra tabii eve geldiğinizde hem toparlamakla uğraşıyorsunuz hem temizlemekle uğraşıyorsunuz. O yüzden evime son zamanlarda nereye gidersem gideyim pırıl pırıl bırakıp öyle gidiyorum. Şimdi de zaten bir ay gelmeyeceğim. Halılarımı güzelce yıkattım çok şükür. Koltuk örtülerim var. Anneme kızıyordum ama kendimi örtüyorum. Koltuk örtülerimi yıkayacağım. Ondan sonra onları güzelce katlayıp bir kenara koyacağım. Sonrasında çarşaflarımı, işte alezi, yastık kılıfları vesaire vesaire onların hepsini yıkayacağım. Ve yatağa tekrar sermeyeceğim onları. Ve gittiğim gün olacak bu çarşafları kaldırma olayı. Burası inanılmaz tozlu bir memleket. Muhtemelen toz olacak. Geldiğimde sadece yatağın üzerini güzelce süpürüp temiz çarşaflarımı sermek istiyorum. Tekrardan o tozlu çarşafların üzerine yatmak istemiyorum. Evden çıkarken de bu arada şey yapıyorum ben. Halılarımı güzelce süpürüp rulo yapıp kapının arkasına dayıyorum onları. Geldiğimde pırıl pırıl seriyorum. Bu arada bütün odaların kapısını açık bırakıyorum ki biz evde yokken robotumuz da evi güzelce silsin, süpürsün. Yani bir ayda belki 3-4 kere çalıştırırız. Gayet iyi oluyor zaten robot süpürgeyi de bulandan. Allah razı olsun. Şu üstüme başıma bakmayın. Aslında temiz ama Meta'nın dişlerini fırçalamıştım. Ağzına üstüme falan sürdü. Böyle iz oldu. Bu şekilde yani. Gördün mü uçağı? Hadi koş, uçağa koş. Metan usta duracaksın değil mi oğlum? Nerede? Duracaksın değil mi? Evet, duracaksın. Metan'a bir şey de yaparız. Durmazsa ona hediye de veririz değil mi oğlum? Geldik Metehan. Aferin uslu durduğun için. Dede nerede dedi? Kasabası millet! Kasabası millet! Evet Maya sal. Masalla karıştırdı. Metehan haydi! Haydi burada! Güzel mi? Dökme kız.
Güzel mi? Beğendin mi? Güzel. Hani beğendim. Biraz ağır ama. Çayla gidiyor. Tabii ki. Çay olmasa gitti. Soğanı gönderdim mi ben? Yok havuzda sorma, yok bilmem ne. Aşıttırma. Aşıttırma. YouTube'dasın. Nasıl yani, YouTube'da mıyım ben şu an? Merhaba arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ondan düşer ama. Burada kaç tane? 3 tane. 1, 2, 3. Kaç tane lan? Ejder meyvesi tadı. Bundan için kavga etmişler, birbirlerini öldürmüşler. Kim öldürüyormuş? Şey, iki ortak. Ejder meyvesi. Hani yesene bir tane daha de. Pek hoş, hoşlanmadım ya. Gün çıkma. Bugün hava kapalı, çok şükür. Sevdiğim havalar yani. Şimdi oğlumu uyuttum. Burada birazcık keyif yapacağım, kitap okuyacağım. Burada arı diye minibüsleri nerede? Vallahi onu şey bilmiyorum ben. Ya bakarız. Olmadı Mustafa, çocuk uyanırsa Mustafa'yı çağırırsa götürsün. Hayalimiz bu şekilde. Bir ara bir şeyler vardı.
kalkıyor galiba Merve. Arifiye. Sakıncı'yı oradan gitmiştik. Aynen. Ama karısı ben sevmiyorum ya. Ne bileyim. Zaten deniz de çok şey. Yok, deniz güzel. Sen şımardın mı? Şımardım. Neden şımardın? Bence şımarma. Kaan abiye gidelim mi? El salla kameraya. Bana bak, el salla. Evet. Balıklar güzel mi? Güzel mi anneciğim balıklar? Şimdi gerçeğini göreceksin, tamam mı? Hadi gel babanın yanına gidelim, gerçeğini görelim. Çok. Yüzüyor mu balıklar? Yüzüyorlar değil mi? Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Bizi yemeğe geliyor. Niye açalım oğlum? Burası açılmıyormuş. Aşırı büyük. Oturalım mama sandalyesine. Yaşasın mama yiyor. Özledin mi? Özlemez olur mu? İzledim tabii ki de. Şu deniz kokusunu. En iyi günler. Ben de özledim valla. Hava da çok güzel. Bir tık sıcak ama öyle aşırı da bunaltmıyor. Evet. Acıma. Köpeği gördün mü oğlum? Thank you.
su var, çağıralım. Bir sürü su var. Baba işte yapıyorum. Hiç kimse bilmeyen bir çocuk olduğu için çok yorucu. Öptüm seni. Öptüm seni. Öptüm. Hadi ayağa kalkıp bakalım mı? Bir de hop hop. Sarıl anne. Sen biraz şeyi. Metehan. Sen niye bizi uğraştırıyorsun oğlum? Niye peşinden koşturuyorsun? He oğlum. Tamam aşağı ineyim ben geldim. Efendim? Bak baba gidiyor. Metana Diyal yakala beni. Yoruldum. Yoruldun mu babacığım? O değil, ben yoruldum. Anne de yorulmuş. Annesi de yorulmuş. Evet, otelimize sonunda geldik. Şöyle otelde. Yani fena değil, güzele benziyor. Böyle balkonumuzdan havuz ve denizin gözükmesi güzel. Biraz çocukla birlikte kargaşa olduğu için odayı gösteremedim size. Biraz Metehan'ı havuza soktuktan sonra odayı da gösteririm. Öyle wow bir oda değil ama yani gideri var, iş görür. Kirli değil, yani pis değil. En önemlisi bu zaten. Bu şekilde. Ama buraya ilk defa geliyoruz. Bayağı bir rüzgarlı yani hava. Ve nemli. Çok nemli. Durduğumuz yerde şakır şakır terliyorsunuz. Benimkiler de daha arkada geliyor. Meta her zamanki gibi huysuz. 2 yaş gerçekten gümbür gümbür geliyor yani. Şöyle etrafını göstereyim. Bu şekilde. Şimdi havuza doğru gidiyoruz bakalım. Su da bu arada bir tık dalgalı gözüküyor. Hadi tut bunu, tut bunu, getir sen. Hadi getir bunu. Hayır. Bıçık adam. Şip şap şap. Bıçık adam gitti. Vah vah vah. Genel olarak bu şekilde sahil. Gayet boş, güzel. Burası otele ait bu arada. Tepelerinde şöyle şemsiye yerine böyle bir şey yapmışlar. Gayet mantıklı olmuş. Düştü etti derdi falan yok. Gayet güzel yani. Şu an için iyi gidiyor. Meta'nın biraz krizleriyle uğraşıyoruz ama. İnşallah düzelecek. O da denizi çok sevdi bu arada. Şu an geliyorlar. Gel baba, yemeğe gidiyoruz. Ayşe, ağlama be ya. Gel gel, mama yemeğe gidiyoruz, gel. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. İnşallah yemek güzeldir. Metehan da burada kedi peşinde koşturuyor. Bizden bayağı bir uzak. Takılıyor kafasına göre. Başına buyruk olmayı seviyor. Böyle çok güzel bir parkı var. Otel bayağı bir sakin, sessiz. Şu an çok keyif aldık yani. Böyle çok tatlı bir parkı var. Bayağı da güzel. Can da çok eğleniyor. Yerinde durmuyor.
arada yani çok şaşkınım ama yemekler muhteşemdi yani, gerçekten bayıldım. Şu an doldum taştım yani. Şöyle minik bir göbeğim çıktı. Yemekler çok çok iyiydi. Çok sevdim yemekleri. Beklentinizin kesinlikle üstündeydi. Yani bazen böyle beklentiyi düşük tutunca gerçekten güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz. Hoppa. 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 Az kaldı. Evet, başkalarının malzemelerine dadanıyor. Çünkü her zaman başkalarınki daha kıymetlidir. Burası da şeytan sofrası. Şu tarafta gün batımı. Burada böyle self service yerler var. Yemeğin, çayını, kahvesini alan burada oturup gün batımını izleyebiliyor. Ay dede nerede? Ay dede. Karşıda bak, karşıda Aydın'a bak. Gel gel. Gel. O da. Hadi bir bak. Çok uzak. Aman ha, dikkat et. O aradan geçer meçer. Hadi üşüdün mü? Hırkanı getireyim mi? Koşma oğlum, koşma. Tamam, koşma. 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 Bugün son günümüz. Burası böyle tostçular çarşısı. Sıra sıra böyle tostçular var. Yani peyzajı falan çok güzel, beğendim. Yalnız havuz yok. Bu eksi bence. Onun dışında hiç kameraya bakarak konuşmuyorum bu arada. Onun dışında odalar yani güzel, büyük. Zaten böyle nasıl denir, düz ayak bir oda. Prefablik gibi ama prefablik değil. Hemen odadan çıkıyorsunuz. Bahçe var ve birkaç biraz yürüme mesafesinden sonra sahile gelebiliyorsunuz. Yani idare eder yani. 1-2 gün konaklamak için ideal olabilir. Fakat hani 3-4 gün bilmiyorum yani. Sadece deniz olsun bana yeter diyorsanız eğer, deniz güzel olsun, sahil güzel olsun, ihtiyacınızı görür ama biz çocuklu olduğumuz için bizim için oda da önemli. Bu yüzden odada biraz sıkılırsınız. V otel daha güzeldi. Orayı daha çok beğenmiştik. Odası daha güzeldi. Bu şekilde. Yorucu. Çok yorucu. Şöyle odalar bu şekilde. Odadan direkt böyle dışarı çıkıyorsunuz. Böyle yeşillikli, gayet güzel bir otel. Yani çevre bakımından güzel ve deniz bakımından. Sahilde gayet temiz bu arada. Şimdi bir yemek yemeye Cunda'ya gidiyoruz. Sadece buraya zaten 2'de giriş yaptık. Yarın da 12'de çıkacağız. Sadece kahvaltı var. Akşam yemeğine de Cunda'ya gidiyoruz. Tam arkası döndü, yandı, söndü biliyor musun? Aa! Yemin ederim. Yemin ederim diyordu. Keşke görseydi ya. Thank you.
köprüden geçeceğiz. Ne dilerse eğer. Şuradaki. Böyle gayet sakin, tatlı bir yolu var. Virgülü bola vermişler. Aa, burası ne? Aa. Şimdi Aytaş Otel'den ayrıldık. Orada zaten bir gün konaklayacaktık. Beğendik genel itibariyle. Odalar bir tık böyle biraz boğucu. Yani boğucu demeyeyim de böyle sıkıcıydı diyeyim. Ama onun dışında rahattı yataklar falan. Çarşaflar yani oda genel itibariyle temizdi. Kahvaltısı bizi şaşırttı açıkçası. Kahvaltısını beğendik. Değil mi Mustafa? Evet. Hamur işleri yoğunluktaydı. O yüzden Mustafa'dan artık puan aldı. Tabii tabii yani. Gayet güzel bir otel konsepti yapmışlar. Evet. Yapı çevresi olarak falan da güzeldi. Peyzajı güzeldi. Onun dışında sahili, denizi zaten güzel. Evet, şimdi 12'de çıktık. Saat 12'de ayrıldık otelden. Şu anda Cunda'ya gidiyoruz. Cunda'da da biraz tur atacağız. Dün gitmiştik fakat akşam olduğu için sadece yemeğimizi yiyip döndük. Gezme fırsatı olmadı. Şimdi böyle gün ışığında görelim istedik gitmeden. Orada da biraz tur atıp sonra evimize doğru yola çıkacağız. Ya sen kucağımda taşıyayım mı babacığım? Kucağımda taşıyayım mı oğlum? Aşağıki tarafta. Aynen. Yani genel itibariyle bu merkez kısmı. Buradaki evleri beğendim ama bir ara çok dar bir sokaklara girmiştik. Oradaki evler bana göre bir tık daha güzeldi. Hem daha sakindi hem daha eski evler vardı bana göre. Sokaklar gerçekten çok tatlı ya, bayıldım. Biraz daha böyle sakin olsa daha güzel olacak ama tabii ki herkes bizim gibi gezmek istiyor normal olarak. Yani buraya kesinlikle çocuksuz gelmenizi tavsiye ederim. Çocuk burada çok yoruluyor ve burada zaten bebek arabası gitmiyor maalesef. Çok zor. Batı'ya çok alıştık ya. Silopi nasıl olacak? Herkes evli evine, köylü köyüne. Maalesef her güzelliğin geçici olsa bir sonu var. Ama Silopi değil de evimi özledim, düzenimi özledim. Yani sonuçta gideceğiz, bir daha geleceğiz. Aynen. Yazın geliriz bir daha. İnşallah. Hareket çektim de ona, şu anda ona gülüyor.
yapacak orada şimdi. O zaman kalsa olur mu? Kadınların matinesi geldi. Sen ne biçim adamsın? Aa, semaveri yakıp da yani bir taraftan çaydanlar da çay içecekler. O da olur yani, o yasa var. O. Çekeyim var. Size. Çek. Bakın ortada da dibine soranlar mı? Siz mi koyacaksınız? Şimdi soyuyoruz onları. Gel bu tarafa gel. Gel buraya gel. Burada gel. Romanlar yürüttür. Belat ortadan bölme istersen. Ha öyle. Getir tenekeyi koy tepi geçir tepasına bakalım. Geçer. Aynı yolun gidiş dönüşünü kesmiyor. Aynı ya. Hiçbir şey. Seni çok sevdim. Şu an 5:20. Anneciğim burada tamam mı? Beklemen gerekiyor. Numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica olunur. Attention please. Pegasus Airlines. Uçtu. Evet. Nereye gidiyor? Ama bu Evet arkadaşlar, sonunda çok şükür evimize geldik. En son sanırım videoda inerken bir kısa paylaşmıştım. Geldiğimiz 2 gün oldu. Çok şükür şöyle güzel uzun uzun bir duş aldım. Cilt bakımlarımı yaptım uzun zamandır. Sadece yüzümü yıkayıp makyaj temizlemeyle siliyordum. Yani hiçbir şey yapmıyordum. Hoş geldin. Korktum. Günaydın annem. Sen mi geldin? Ben de video çekiyordum. Ay, oldum uyandım. Of. Ben de video çekiyordum. Çok tatlısın. Burnum kurumuş hep. Gerçekten korktum ha. Oh bir tanem, çok tatlısın. Tam da video çekmeye oturmuştum. Hay Allah. Çok tatlısın, çok. Anne video çeksin mi, sonra mı çeksin? Hı? Anne video çeksin mi, sonra mı çekeyim? Hayır, çok ayıp. Çok ayıp. Bir duruma göre geri döneceğim. Evet, ben tabii ki dün video çekemedim. Çünkü Medan beni asla yalnız bırakmadı, çekmeme izin vermedi. Sürekli üstümdeydi. Diğer günden tekrar merhabalar. En son ne diyordum? Gerçekten o videoya da bakmadım. Unuttum yani ne dediğimi. Her neyse geldiğimiz bir 4 gün falan oldu. Gelmemiz bayağı bir olaylı oldu. Normalde biletimizi almıştık. Hatta gidiş biletimiz 5000 lira falandı. Dönüş biletimiz de 6500 liraya bulduk diye üzülüyordum açıkçası biraz daha pahalı diye. Fakat biz gittik. Uçağın kalkmasına sanırım bir 40 dakika falan vardı. Valizlerimizi falan hepsini geçirdik. Check-in yapmaya gittiğimizde inanılmaz bir sıra vardı. Şok oldum yani. İlk defa bu kadar sıra gördüm. Daha önce birçok kere zaten memleketimize uçakla gittik geldik. Hiç böyle bir kuyruk görmemiştim. Tabii sabah köründe moralimiz bozuldu çünkü uçağımız 7.30'daydı. Biz çok erken çıktık yani. Saat 4'te falan uyandık. Çocuğu uyandırmak, işte üstünü değiştirmek vesaire vesaire zaten çok zor oldu. Çocuğun da en uykusunun tatlı yeri. Bayağı ağladı vesaire. Onunla uğraşmak çok zor oldu. Zaten sabah uyusuzluğu.
Neyse biz gittik. Kuyruğa baktık, bitmek bilmiyor hiçbir şekilde. Uçağın kalkmasına az kaldı. Oradan birine rica ettik, uçağımızı kaçıracağız diye. O hemen bizi başka bir bölüme yönlendirdi. Oradaki kadın da sağ olsun hiçbir şekilde bize yardımcı olmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Geç kaldınız dedi. Zaten orada yıkıldım yani. Kayınpederim zaten bizi arabayla bırakmıştı. O da dönüş yoluna artık gidiyordu. Yolu neredeyse bayağı bir gitmişti yani. Sonra işte ben tabii tutamadım kendimi, bayağı bir ağladım. Sinirlerim bozuldu yani. 6500 lira çöpe gitti. Bir de bir sonraki gün tekrar bilet almak zorunda kaldık. O da 9000 liraydı. Yani 1 saat 50 dakikada falan geldik buraya. Yani millet bu fiyatlara gerçekten yurt dışına çıkıyor. Biz Sabiha Gökçen'den Şırnak'a yani git gel bizim 20 bin liraya mal oldu. Gerçekten şaka gibi yani. Çok sinirlerimiz bozuldu. O firmanın adını da söylemeyeceğim. Ama ismi değişen bir firma, zaten herkes anlamıştır. Kesinlikle berbat bir firma yani. Daha önce de sorunlar yaşadık. Onun dışında geleceğimiz günde bizim ekstra diz mesafeli bir koltuk almıştık. Onu da başkasına satmışlar. Yani diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten. Eşimle beni arka arkaya vermişler koltuğu. Ekstra para ödediğimiz halde. Çünkü çocuğumuz var. Mesafe çok az ve biz ekstra para ödeyerek daha fazla önümüzde alan olan bir koltuğu seçmiştik. Yani saçma sapan işler. Çok stresliydi buraya gelmemiz gerçekten. Neyse ki sonunda evime kavuştum yani. Çok uzattım. Hemen gelen kargolarımız vardı biz yokken. Onları da açıp videoyu artık kapatacağım. Bu benim son Temu alışverişim. Bir daha da herhalde büyük ihtimalle yapmayız. Üçüncü oluyor bu. Hemen kısaca aldıklarımı gösterip, çok ilginizi çekmeyebilir aslında. Bu alışverişi eşim yaptı. Yani böyle cili bicili şeyler yok tabii. Ben yapsaydım böyle olmazdı. Şöyle banyo giderindeki saçlar için, orada biriken saçlar için şöyle silikon bir aparat almış. Şöyle şuradan yapıştırıyorsunuz. Tabii bizim şey o git, gerçi o bizim gider kısmı şey plastik yapıştırma, bilmiyorum ama böyle bir şey. Bir adet kılıf. Kılıflar gerçekten çok ucuz ama niye böyle şeffaf aldı bilmiyorum. Çünkü bunlar çok çabuk sararıyor. Bu araba çizikleri için sanırım bir şey almış. Ne olduğunu bilmiyorum. Allah, düştü. Bu neymiş? Bu da USB girişi. İki tane. İnşallah bunlar cihazlar patlatmaz. Şöyle göstereyim. İki tane USB girişi almış. Onun dışında bunda şey vardı. Bu saatlerimiz için kordon aldık. Gerçekten gayet kaliteli geldi. Onu taktık. Eşim de taktı. Bu ne biliyor musunuz? Bu şöyle göstereyim. İçinde de minik bir fırçası var. Bu derz araları için, beyazlatmak için bir kalem. Onun dışında burada yine bir kordon var. Bundan bir tane daha almış sanırım. Aynen. Şu kalemden bir tane daha var. Bir tanesi tabii yetmez. Şu saç tarağı için göstereyim hemen. Bunu daha büyük bekliyordum. Ay, bunu daha büyük bekliyordum bu arada. Bu saç tarağı için, böyle arasındaki saçları temizlemek için. Oluşum için şöyle kalemlerden aldık. Bunların şu kısmında buzdolabına yapıştırmak için mıknatıs da var. Hoşuma gitti. Bu silinebilir kalem. Şurasında silgileri var. Bunlardan bir de siyah renkleri vardı. Böyle renklisini almış. Ayrı olarak da böyle siyah setini de almış. Burada boş bir şey var bunda. Bunda Meta'nın odası için böyle tatlı ışıklı bir civciv vardı. Onu bulursam birazdan gösteririm. Onu Meta'na kaptırdık. O yüzden burada yok o. Yine şöyle bir kordon mavi renkte. Bir tane daha telefon kılıfı.
Ney? Hatırlamadım. Bakayım. Bu oğlumun odası için şöyle duvara inşallah yapıştırabilirsek boyunu ölçmek için böyle tatlı bir zürafa. Bunu da babası seçmiş. Vakum makinesi almıştık. Vakum makinesi için şöyle bayağı da varmış sanırım. Farklı boyutlarda paketlerinden aldık kendi vakumlama poşetlerinden. Burada bir tane daha saat kordonu. Bu yeşil mi? Bak bu yeşilmiş. Güzel bir yeşil. Bu Temu'nun aslında böyle bir sürü şey alıp hepsinin aynı pakette gelmesine ve o kadar uzaktan gelip de hiçbirinin hiçbir şekilde zarar görmemesine gerçekten çok şaşırıyorum. Yani bir önceki alışverişimde çünkü böyle seramik kaşık falan da almıştım. Kırılacak şeyler de vardı. Zaten videosunu çektim. Yani onlar nasıl gerçekten kırılmadan geldi? Hala şoktayım. Bu yine erkeklerin anlayacağı bir şey herhalde. Ne ki bu? Şöyle bir şey ama. Bir saniye. Bunu sanki söylemişti bana ama. Şöyle küçük parçaları var. Bunlar nereye geçiyor? Anlamadım. Neyse bunu anlamadım. Sorunca bir kenarı falan fotoğrafını koyarım. Bu şey galiba ya böyle silikonları kazımak için bir şey. Lavabonun kenarlarında silikonlar oluyor ya. Onları kazımak için bir şey ama nasıl kullanılıyor hiç anlamadım ben bunu şu anda. Köşüm için. Böyle upuzun bir boyama. Böyle upuzun ama bunu tabii böyle rulo yaptıkları için bayağı bir kırışmış. Bunu böyle seriyorsunuz yere. Tabii biraz düzeltmek gerekiyor. İçinde bu arada 4 tane var. Yani boyaması için. Tabii şu anda bunu direkt karalar. Bu biraz daha ileriki zamanda kullanılacak bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki anne babaların sıkıntısı, daha çok babaların sıkıntısı çocuğun otokoltuğunun önündeki koltuğun arkasının tozlanması çocuğun ayağa değdiği için sürekli. Eşim de şöyle bir ne denir artık şöyle bir şey almış ismini bilmiyorum. Bunu böyle arkasından ön koltuğa şurada kemeri var bağlıyorsunuz. İsterseniz şu kısımdan tablet, telefon koyabiliyorsunuz. Şurada cebi var. Görebiliyor musunuz? Şurada cebi var. Şurada cebi var. Şurada suluk kısmı var. Burada yine ıvır zıvır koymak için bir şeyler var. Çok mantıklı bulduk gerçekten. İnanılmaz da bu arada kaliteli yani. Kapkalın bir kumaş. Bunu sevdik yani. Gayet güzel. Başka. Az önce de aslında bir kargom geldi. Onları da göstersem mi? Videoda biraz uzun oldu ama. Neyse onları başka bir videoda gösteririm. Bir de tatilden şöyle minik Cunda'ya gitmiştik. Tabii bunlardan her yerde var ama işte yani hatıra olsun. Şöyle Cunda yazan bir minik kül tablası aldım. Onun dışında burada bunu beğendim. Bu tatlı. Yine Cunda yazan şöyle bir magnet. Bir tane de şöyle yine Cunda'dan aldığım bir şişe açacağı. Gayet güzel bence. Evet, Temu alışverişimiz vesaire bu kadardı. Yani Sakarya'da çok fazla açıkçası her anımı çekmedim diyebilirim. Aslında daha fazla aktiftim ama aklıma geldikçe çektim. Bir de kalabalık ortamlarda bulunduğumuz için kimseye de böyle video çekip sürekli rahatsız etmek istemedim açıkçası. O yüzden bazı böyle anları kısa kesitler halinde çektim. Geriye dönüp böyle izlemesi benim için de gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden böyle kayda almayı seviyorum açıkçası. Videomuz bu kadardı. Şimdi artık böyle eve adapte olma, evle ilgilenme zamanı gerçekten her yer batmış. Her ne kadar böyle evde yokken robot süpürge falan çalıştırsak da böyle her yer yine de toz olmuş. Yani sağ olsun kuşlar falan da bunlar evden gitti. Biz
şu camların ağzına edelim demişler herhalde. O yüzden bayağı bir temizlik işlerim var. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.